Bloomberg KT ekranlarında 60 dakikaya hoş geldiniz. 60 dakikaya ihracattaki duruma dair beklentilerle başlayacağız. İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye İmalat Sektörü'nün ihracat iklim endeksi elimizde. Endeks 50 ile değişmedi ancak iyileşme sürecinin sonuna gelindi. Türkiye İmalat Sektörü'nün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklim Endeksinin Temmuz 2022 dönemi sonuçları açıklandı. Endeks Temmuz'da 50 düzeyinde gerçekleşerek ihracat talep koşullarının değişmediğine işaret etti. Endeks ayrıca Haziran'daki 51.8 seviyesine göre azalarak ihracat ikliminde Şubat 2021'den bu yana devam eden iyileşme dönemini sona erdirdi. Türkiye imalatçılarının önemli ihracat pazarları arasında talep artışının ana kaynağı, petrol dışı aktivitenin keskin şekilde artmaya devam ettiği Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Diğer Orta Doğu ülkelerine bakıldığında Katar ve Suudi Arabistan'daki güçlü büyümeye karşın Mısır ve Lübnan'da ekonomik aktivite yavaşladı. Avrupa ise 3. çeyreğin başında üretim açısından karmaşık bir tablo çizdi. Birleşik Krallık, İspanya, Fransa ve Hollanda'da büyüme devam etmekle birlikte bu ülkelerin tamamında ivme kaybetti. Toplam %9'luk payıyla Türk imalat sanayi, ihracatının en büyük pazarı konumunda bulunan Almanya'da ekonomik aktivite yılbaşından beri ilk kez azaldı ve söz konusu azalış, COVID-19 salgınının ilk dalgasından bu yana en yüksek oranda gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise özel sektör aktivitesi yeniden daralmaya geçti. Üretim 2 yıldan uzun süredir ilk kez düşüş kaydetti ve söz konusu düşüş Mayıs 2020'den beri en yüksek oranda gerçekleşti. Orta Doğu dışında en hızlı üretim artışları Asya'da kaydedilirken büyüme Hindistan, Singapur ve Tayland'da belirgin gerçekleşti. Çin'de ise salgına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından ekonomik aktivitede üst üste ikinci ay artış kaydetti. Amerikan Senatosu hem temiz enerji hem de sağlık sektörüne ilişkin reçete fiyatlarını da ilgilendiren bir tasarıyı 50-50 oyla kongreden geçirdi. Kamala Harris'in oyu bu tasarının geçmesinde etkili oldu. Amerikan Senatosu bir yıldan fazladır tartışılan ve Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en iddialı iklim harcama paketini kabul etti. Senato 15 saatlik ön oylama ve tartışma sonrası, temiz enerji girişimlerine rekor harcama, reçeteli ilaç fiyatlarını düşürme önlemleri ve büyük şirketlerin gelir vergisi ödemesini sağlamak için vergi revizyonunu içeren enflasyonu azaltma yasasını geçirdi. 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat Partilinin bulunduğu Senato'da tasarının kaderini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kullandığı oy değiştirdi. Cumhuriyetçi senatörlerin tamamı ilgili yasa tasarısının ekonomiyi daha da kötüleştireceğini savunarak hayır oyu kullandı. Enflasyonu azaltma yasasının Amerikan tarihinin en büyük iklim yatırımını temsil ettiği, sağlık alanında ilk kez belirli reçeteli ilaçların fiyatını müzakere etme ve süresi dolan sağlık hizmetleri sübvansiyonlarını uzatma yetkisi verme konusunda büyük değişiklikler içerdiği kaydediliyor. Tasarının yeni vergi düzenlemeleriyle gelecek 10 yılda 700 milyar dolar ek gelir oluşturacağı, bunun 430 milyar dolarının başta karbon emisyonunu azaltmada ve sağlık hizmetlerinde kullanılacağı belirtiliyor. Biraz piyasayı konuşacağız. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tugay Ozaner bizimle. Tugay Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İsterseniz biraz yurt dışıyla başlayalım, sonra yavaş yavaş içeriye döneriz. Geçen hafta iyi gelen bir tarım dışı istihdam verisi vardı. Bu hafta da Amerika'da enflasyon gelecek, enflasyon çarşamba. Onu beklerken iyi gelen bu istihdam verisi sonrası Amerika'nın ekonomisinin Fed'in faiz artışlarını karşıladığı, buna dayanabildiği ve işte 75 bas puanlık faiz artışının Eylül ayında gelebileceği tahminleri var. Oradan başlayalım bir derseniz, 3,5'a kadar gerileyen bir işsizlik oranı da karşımızda Amerika'da. Şimdi olayı biraz geriye sarıyorum. 2008'de hatırlayanlar olacak. 2008'de iyi data piyasalar için kötüydü, kötü data piyasalar için iyiydi. Ben yine aynı pozisyona düştüğümüzü düşünüyorum. Yani tarım dışı istihdamın o ciddi bir şekilde beklentiden yüksek gelmesi tabii ki Amerikan faizlerinin özellikle Fed'in 50 değil 75 bas puan arttırma potansiyelini görüyor Eylül'de. Sadece bunu Eylül olarak görmemek lazım. Yani sonuçta datalar iyi geldiği sürece zaten bunları bütün Fed başkanları A'dan Z'ye hepsi aynı şeyi söylüyor. İlk önceliğimiz enflasyon diyor. Dolayısıyla bu faiz artışları devam edecek. Dolayısıyla önümüzde Eylül'e kadar bakacağımız önemli şeyler
Hani eğer enflasyon datası yüksek gelirse tabii ve ama onun haricinde diğer datalar iyi geldiği sürece bu faiz artırım süreci bence devam edecek. Ben şuna da inanmıyorum. 2023'te özellikle ikinci yarıdan bir faiz indirimi hep konuşuluyordu veya son çeyrek. Ben 2023'te onu beklemiyorum. Yani faiz artırım süreci bence 2023'ün ilk çeyreğine kadar devam etme potansiyeli var. Çünkü değişen çok fazla bir şey de yok. Belki emtia fiyatlarında genel olarak bir düşüş var ama yani enerji fiyatlarında ve gıda fiyatlarında onu göremiyoruz maalesef. O da bir şekilde enflasyonu yani bütün dünyada yani etkilemeye başlıyor, etkilemeye devam ediyor. Onlar gevşemediği sürece kolay kolay enflasyonu da yani ciddi boyutlarda Fed'in faiz artırımı durdurma hatta düşürme potansiyelini pek göremiyorum. Dolayısıyla bu dönem devam edecek. Herkesin önümüzde Eylül ayına kadarki bütün datalar, her haftalık açıklanan datalar çok önemli olmaya başladı. Onu izlemesi, hepimizin izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, Turgay Bey ekrana da sevgili yönetmenimiz getirdi. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artış tahminlerini gösteren terminaldeki tablo. Burada %84, %85 olasılıkla 21 Eylül toplantısında Fed'in 75 bas puanlık faiz artışına gidebileceği görünüyor terminalde. Sizin pek hani katılmıyorum, beklemiyorum dediğiniz 2023'te de faiz indirimlerinin bir şekilde olabileceğini 2023 Haziran özellikle Haziran toplantısı 14 evet. Haziran toplantısında bir faiz indirimi gelebilir diye piyasada bir tahmin var ama 75 bas puan bizim daha yakın vadede konuşacağımız 21 Eylül toplantısı için öne çıkıyor. Şunu soracağım şimdi bu hafta çarşamba günü enflasyon 9.1 bunun 8.7'ye bir miktar gevşeyebileceği tahmini var. Bugün yine New York Fed'in bir araştırması var Turgay Bey. Orada da Amerikalıların enflasyon beklentilerini ölçen bir anket var. Burada da bir gerileme görülmüş. Hem önümüzdeki yıl için hem de ki önümüzdeki yıl 6.8'den 6.2'ye düşürmüş Amerikalılar enflasyon tahminlerini. Ve sonraki 3 yıl içinde %3.2'ye düşmüş 3.6'dan. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz hep şunu öğrendik ya burada işte maliyetlerle ilgili bir sıkıntı var. Enerji fiyatları, emtia fiyatları, enflasyon bu nedenle ortaya çıktı. Merkez bankalarının faiz artışları buna pek işe yaramaz yani bunu kontrol edemez ama hem Avrupa Merkez Bankası için hem Fed için bu maliyet enflasyonu olarak belki ilk ortaya çıkan meseleye karşı faiz artışlarında çekinmiyorlar ve Amerika'da bunu görüyoruz ki enflasyon beklentilerini bugünkü anket eğer doğruysa aşağıda çekebiliyorlar. Bu konudaki değerlendirmenizi alabilir miyim efendim? Yani senin söylediğin demin çok doğru. Burada enflasyonu bütün dünyada iki tane şey etkiliyor. Yani bir tanesi 2000 her zaman hani son pandemiyle birlikte başlayan bir süreç olarak görüyorlar ama ben onu 2008'de geri dönmek istiyorum. Yani 2008'de başlayan genişleme, parasal genişleme Covid'den beraber çok ciddi bir şekilde yani pandemiyle beraber çok ciddi şekilde yükseldi. Yani bu para hala piyasada duruyor ve bu Ukrayna-Rusya savaşının da etkisiyle yani enerji fiyatları ve gıda fiyatlarında bu gerilemeyi göremiyoruz. Dolayısıyla bu gerilemeyi görmedik. Emtia fiyatlarında gördük gerçi. Demir çelikte gördük ve diğer önemli metallerde gördük ama yani bunun daha fazla aşağı inmesi zaten söz konusu değil. Yani enerji fiyatları ve gıda fiyatları düşmediği sürece ben bunun bu sticky denilen enflasyonun devam edeceğini düşünüyorum. Yani sadece Türkiye açısından değil bütün dünya için düşünüyorum. Yani bir de şöyle düşün. Seneye 6.2 enflasyon bekleniyor. Yani Fed faiz arttırsa 3.5-4 olacak Amerikan faizleri. Zaten gene real negatif bir faiz oluyor. Yani 2 sene sonra dolayısıyla yani burada faizlerin gevşemesini beklemek bence biraz kendimizi kandırmak lazım. Kandırmamız gerekiyor. Bir de şunu unutmamak lazım. Bütün merkez bankaları bütün dünyada bir şekilde sözlü piyasaları etkilemeye çalışıyor. Ama yani bunu iki dönem geriye al. Faiz indirimi devam edecek dendi. Fed bir anda bundan vazgeçti. Şimdi faiz artacak diyor. Belli bir yerde duracağız diyor. Yani bu tamamıyla bence ne Fed'in ne diğer dünyadaki merkez bankaların kontrolü haricinde bir olay. Dolayısıyla Fed'in en başarılı olduğu konu ne?
dünyadaki. Bence Fed ve İngiltere Merkez Bankaları bu konuda çok başarılı. Çok hızlı karar alıp duruma göre çok hızlı bir şekilde pozisyon değiştirebiliyorlar. Dolayısıyla burada bir yıl sonrayı konuşmak bence çok zor. Evet. Fed bunu sözlü olarak söylüyor ama tabii piyasaları yatıştırmak, sonuçta bir beklenti yaratmak, olumlu bir beklenti yaratmak onların görevi. Ama ben şuna inanıyorum, yani her datanın çok önemli olduğunu ve Fed'in yapacağı, mesela hafta sonu bayağı bir şey okudum, hemen hemen bütün Fed başkanlarının tek bir önceliği var. Yani büyümeden ziyade enflasyonu düşürmek. Yani bunda neden? Bence şöyle, 30 senedir dünyada bir enflasyon yoktu zaten. Yani insanlar enflasyondan yaşamayı çok bilmiyorlardı. Fed de bunu kendine birinci görev olarak alıyor ve bence çok doğru yapıyor. Dolayısıyla Fed bugün ne derse bence çok bir anlamı yok. Sonuçta önüne gelen datalar, yani tarım dışı geçen hafta gelen data gibi düşünün. Yani inanılmaz bir beklentiden inanılmaz yüksek bir rakam geldi. Dolayısıyla Fed'de gelen datalara göre, kendileri de zaten aynı şeyi söylüyor bütün Fed başkanları, bir pozisyon alacaklardır. Dolayısıyla her data demin dediğim gibi çok önemli. Ona göre pozisyon almak, ona göre yatırım yapmak bence her geçen gün çok çok daha önemli oluyor. Evet, Amerikan enflasyonu 2017'den itibaren grafiği, son dönemdeki yükseliş gerçekten çok dikkat çekici. Son yılların en yüksek seviyelerindeyiz. 9.1. Yani Amerika'nın. Barış şöyle düşün, 2008'den beri parasal bir genişleme var. Evet. Yani bu sadece pandemi olarak da görmemek lazım. Yani dikkat edersen 2013'te Bernanke zamanında bir küçülmeye gittiler. Piyasalar çok sert tepki verdi. Sonra onu yapamadılar. Dolayısıyla bu şöyle bir şey. İnanılmaz bir şekilde para verildi piyasalara. Onları küçültme veya çekmeye çalıştığınız zaman piyasalar her zaman ters tepki veriyor. Yani sırf enflasyon olarak düşünmemek lazım. Sonuçta dolayısıyla bunlar önümüzdeki dönem çok volatilitenin, her zaman söylediğim gibi volatilitenin normalleşme sürecinde volatilitenin çok yüksek olacağı dönemlerden geçeceğiz. Evet, şimdi yurt dışına dair bu hafta çarşamba günü enflasyon var dedik. Çok büyük de aslında bir haber akışı yok diyebiliriz. Bir tek şu Tayvan meselesi var. Turgay Bey, biraz onu üzerinden geçip dilerseniz içeriye gelelim. İşte Pelosi'nin ziyareti, burada Çin'in buna tatbikatlarla yanıt vermesi şu an için hani bir şekilde kontrol altında diye anlıyoruz. Piyasalarda en azından bir bozulma yok. Amerikan endeksleri Avrupa yükselişle başladı haftaya. Bu mesele herhalde kötü bir hale dönüşürse bambaşka bir şey olur. Yani Ukrayna-Rusya meselesi de herhalde onu da ararız. O da çok hakikaten kötü, insani açıdan da elbette ama piyasalar için de, ekonomi için de. O konuya dair dilerseniz bir yorumunuzu alıp içeriye gelin. Buyurun. Tamam. Sonuçta ben bir finansçıyım. Yani ne yapıyoruz? Biz para yönetiyoruz. Tabii dünyadaki bütün bu olaylar arz ve talebi bir şekilde etkiliyor. Şimdi Tayvan'ın da ciddi bir ekonomik gerçekliği bir payı var. O semiconductor dediğimiz çip üretimde. Yani çip üretiminde ciddi, dünyaya ciddi bir ihracat yapıyor ve ciddi bir önemi var. Yani bu işin ekonomik tarafı. Siyasi tarafı da şöyle. Ben şuna inanıyorum. Bu benim kendi fikrim. Eğer Rusya'nın Ukrayna saldırısını Batı bu şekilde bir reaksiyon vermeseydi bir yıl içinde de Çin bence Tayvan'ı işgal eder. Yani dolayısıyla Batı iyi bir ders verdiğini düşünüyorum. İyi bir sınav verdiğini düşünüyorum. Yani Çin'in yaptığı tabii ki burada onların zaten sadece bugün değil yıllarca Tayvan'ı bir şekilde ilhak etmek istiyorlar. Ama bu olursa dünya için bence çok ciddi bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. Yani hem ekonomik sıkıntı hem de stratejik açıdan hem Amerika açısından hem Japonya açısından çok ciddi sıkıntı olacağını düşünüyorum. Ama ben bunun gerçekleşme olasılığını da çok düşük görüyorum. Bu bir şekilde güç gösterisi olduğunu inanıyorum. Nasıl Pelosi de oraya gittiğinde bir güç gösterisiydi. Ben öyle düşünüyorum. Yani Çin'in de o tatbikatları bir güç gösterisi. Ama şunu unutmamak lazım. Her zaman Çin Tayvan'ı işgal etmek istiyor, ilhak etmek istiyor. Bunu unutmamak lazım. O gün geldiğinde de piyasalar, yani bence Ukrayna'dan çok çok daha fazla olumsuz etkilenir. Evet, zaten Çin burası benim parçam diyor. Tek Çin
politikası olarak ifade ediliyor. Tatbikat yapılıyor. Son dönemde Çin'in, Pelosi'nin ziyareti sonrası tatbikat yaptığı bölgeler, bakın burada kırmızı beyazla görüyoruz. Şu mavi çizgi Tayvan'ın karasuları olarak kabul ediliyor diyelim, ya da Tayvan öyle ifade ediyor. Çin için tabii böyle bir şey söz konusu değil. Sonuçta şu büyük anakara Çin, Tayvan zaten benim parçam diyor. Tatbikat zaten yaptı. Efendim? Şöyle düşünün. Çin eğer bugün Tayvan'ı işgal etmek istese zaten bir günde işgal eder. Evet evet. Yani kesinlikle. Yani tartışmak Ukrayna Rusya yani. Ukrayna gibi olmaz yani. Evet. Peki Turgay abi, Turgay Özener, içeriye geleceğim. Benim çok dikkatimi çeken, birbirimize de sorduğumuz, arkadaşlarımızla da değerlendirdiğimiz şu CDS meselesi ve CDS'teki geri çekilme. Biz daha işte birkaç hafta öncesine kadar eyvah 900'e gitti. 900'ün üstüne 4 taneye doğru mu gideceğiz? Ne oluyoruz? CDS. Hatta Merkez Bankası Başkanımız dedi ki ya ben bu CDS'i kabul etmiyorum. Siyasi dedi bu. Türkiye bunu hak etmiyor. Hak etmediği konusunda hepimiz tabii kesinlikle. Böyle olmamalı diye anlamında hepimiz bunu söylüyoruz ama bu CDS'teki son dönemde geri çekilmeyi neye bağlıyorsunuz? Yurt dışında işte bir miktar doların zayıflaması mı, petrolün geri çekilmesi mi, başka bir haber akışı mı, yani Türkiye özel iyi bir şey mi oldu? Neden CDS'imiz zirvelerden aşağı geldi? Şimdi CDS'in esasında o yukarı çıkışlarını birebir şöyle takip edebilirsiniz. Dolar TL ne zaman ciddi, yani TL ne zaman ciddi değer kaybettiğinde CDS de o zaman çok ciddi bir şekilde yukarı çıkmaya başlıyor. Şimdi bir süredir dolar TL işte 17.95, 18 aralarında bir stabilize oldu. Ki normal bence olması bu seviyelerde. Dolayısıyla CDS de bir şekilde kendi normal bir haline dönüyor. Ama bu demektir değildir ki yani CDS 350'ye düşmeyecek. Yani unorthodox politikaları uyguladığınız sürece CDS'in o normal bizim hak ettiğimiz, Türkiye'nin hak ettiği seviyelere düşme şansı yok. Bu bir. İki, yani siz şimdi 900'dan 735'e düşüyorsunuz. Dolar, TL atıyorum 19'lara geldiğinde yine siz yine 850'lere göreceksiniz. Yani bu gayet birebir dolar TL'nin yatışmasıyla CDS'in hareketi bence çok paralel seyrediyor. Dolayısıyla şöyle, demin de sen de söyledin. Yani sonuçta bu seviyeler artık default dediğimiz seviyeler. Yani Türkiye onu bugünkü şartlarda hak etmiyor. Yani siyasi falan olduğunu hiç düşünmüyorum. Sonuçta yani bunu siyasi yapmanız, şu özellikle CDS'lerle oynamanız mümkün değil. Yani iki parti bir şekilde bambaşka bir hikaye. Yani hisse senedini yaparsınız, Eurobond'ları yaparsınız, işte dolar TL kurunu bir şekilde yaparsınız ama CDS'ler gerçekten çok fazla manipüle edilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla o gayet normal. Ya dediğim gibi yani eğer dolar TL yukarı hareketlendiğinde hemen 800'ün üstüne atacaktır. Bunu da eğer giderse hemen yaşayıp görürüz yani. Evet, son dönemdeki zirveden düşüş görünüyor. Diğer ülkelerle şöyle karşılaştırdığımızda da Arjantin'i zaten saymıyorum. Maalesef hani ikinci sırada gelişen ülke risk primlerini sıraladığımızda Türkiye var. Bizden sonra gelen ülke Romanya. Romanya'nın CDS'i bizim yaklaşık yarımız, 335. Brezilya 275. Çokça karşılaştırıldığımız Güney Afrika'da 270. Yani Brezilya ve Güney Afrika 270'lerde, bizim CDS'imiz ise 711 görünüyor bugün için. Yani işte yaklaşık yarı yarıya bir tablo doğru var maalesef. Burada ama şunu da Turgay Özener, ortodoks politikaya geçilmeyeceği de yakın zamanda, hatta belki orta vadede diyebiliriz buna, yakın yani en azından seçime kadar herhangi bir faiz artışı olmayacağı çok ve bu kabul, piyasanın da kabulü haline gelmiş gibi. Orada bir sürpriz bekler misiniz, yoksa biz ya Barış en azından işte seneye kadar, seçime kadar bu faizle, 14 olan faizle gideceğiz mi dersiniz? Bir şey söyleyeyim, faiz artırımı kesinlikle beklemiyorum. Faiz indirimi olur, faiz artırımı olmaz. Yani sonuçta o kadar ekonomi yönetimi bence netim. Hayır, bu arada Barış şöyle söyleyeyim. Yani faiz artırsanız da kaç faizle indirseniz, yani kaç artıracaksınız? Yani 70-80 enflasyonun olduğu bir ortamda, yani bugün kredi faizlerinin 40 olduğu ortamda, Viop'ta hisse senedi opsiyonlarının, future'larının
%30 ile %40 arasında olduğu bir ortamda sizin bugün 14 ise 35-40 yapmanız lazım. Yani bu yönetimin, yani bu ekonomi yönetimin, Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bunu her fırsatta söylüyor. Ya bunu yapma şansı yok. Dolayısıyla biz böyle seçime kadar devam edeceğiz. Yani bu bana sorarsanız bence yanlış bir politika. Ama onlar böyle bir politika şey yaptılar, inandılar. Buna devam ediyorlar. Ama tabii burada şunu unutmamak lazım. Yani bu politikanın sonucu, her zaman söylüyorum. Yani sizin programlarınıza defalarca çıktığımda da aynı şeyi söylüyorum. Halkın, herkesin, halkın da değil, herkesin fakirleşmesi. Sonuçta %80 enflasyonunuz var. İşte dolar TL %30 çıktı. Faiz etsiniz %25. Hadi bilemediniz %30. Şimdi özel sektör 30'ların üstüne çıktı. Bir senede bütün Türkiye Cumhuriyeti'nde parası olan, olmayan herkes fakirleşti. Yani alım gücü azaldı. Dolayısıyla bu belki bugün enflasyonist ortamda, bugün şirketler mesela bu zamları yaptılar. Özellikle bilançoları birazdan konuşuruz zaten herhalde. Bilançoların ne kadar iyi geldiğini görüyorsunuz ama enflasyonun ise bu kadar hızlı geçtiğinizde hep bu oluyor. Şirketler çok hızlı bir paralar kazanıyor çünkü bütün bu maliyetlerini bir şekilde bütün ürünlerine, evet, fiyatlara yansıtıyorlar. Dolayısıyla ama bu orta vadede bir süre sonra tam tersi etki yaratmaya başlıyor. Çünkü bir şekilde alıcının alım gücü azaldığı zaman o ürünü satamamaya başlıyorsunuz. Eskiden iki tane satarsan bir tane satmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu o terse dönmeye başlıyor. Evet, bugün ilk 6 ayda bilançolar inanılmaz geldi A'dan Z'ye. Zaten biz bunu bekliyorduk. Ama 2023'te veya 2022'nin son çeyreğinde aynı şeyleri görme şansımız çok düşük. Peki Turgay Bey, isterseniz bilançolara da gelmişken Borsa İstanbul'un yani TL bazlı rekor her gün kırmaya devam ediyor. Bu hareketin devamını bekler misiniz? Bilançoların da belki desteklediğini görüyoruz. İşte banka bilançoları da geliyor. İş Bankası da yine bu akşam geldi. Beklentinin bir tık üzerinde. İyi bir bilançoyla karşımızda. Borsanın CDS'in aşağı gelmesi de herhalde destekliyordur. Kur da sakin gibi nispeten. Bundan sonra Borsa İstanbul'un yılın geri kalanı için performansı. İki, o az önce söylediğiniz hani ikinci arabayı belki aldın ama üçüncüyü almayacaksın sonuçta. İkinci evi aldın, üçüncü, dördüncü zorlanıyorsun. Ekonomide bir miktar yavaşlama beklentisi var. Faizlerin de son dönemdeki yüksekliği, özel sektörün krediye erişmekle ilgili zorluğu ifade ettiği bir ortamda. Bunun borsaya olumsuz bir yansıması olur mu yavaşlama hikayesinin? Şimdi şöyle, bundan iki hafta veya üç ay önce açılan programımızda şunu söylemiştim. O zaman endeks 1.35 filandı. Dolar bazına konuşuyorum. Yani o dediğim tek bir şey vardı. 1.30 yani zaten hala hazırda Türkiye'deki TL varlıkları hala ucuz. Ama işte 750-730 olduğu bir CDS ortamında maalesef hep ucuz kalmaya devam edecek. Ne CDS'iniz 350'ye düşecek ne de hisse senediniz 2.5 dolar olacak. Endeks bazında konuşuyorum. Dolayısıyla o zaman ona demiştim ki 1.30-1.50 arası. O zaman işte dediğim gibi 1.35 miydi, 1.36 miydi. Ya göreceksin bilançolar gelecek. İnanılmaz çok iyi karlar gelecek. Ve ne kadar ucuz olduğumuzu göreceğiz. Şu anda bilançolara bir reaksiyon geliyor. Gerçekten yani şimdi kafamdan ilk aklıma geleni söylüyorum. Yani Yapı Kredi neredeyse bir fiyat kazanç oranına geliyor. Yıl sonu karını hesaplarsak. Veya işte diğer bankalar, holdingler, şişe camlar hep aynı şeyi söylüyorum. Dolayısıyla fakat burada bir talep, yerliden hep talep geldi. Son dönemde, son iki haftada bir şekilde yabancı talebi gördük ki gayet normal. Artık bu belki short covering de olabilir. Yani açık pozisyonu kapatma da olabilir veya bir pozisyon alma da olabilir. Onu bilemiyorum tabii, o ayrı bir şey. Dolayısıyla bir talep geldi. Gördüğün gibi hemen 1.32'den 1.55'lere çıktı dolar bazında. Doların da dolar TL'nin de yerinde saydığını düşünürsek. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bizim buradan sonra çok fazla yukarı gitme potansiyelimiz, dolar bazında gitme potansiyelimiz olduğunu düşünmüyorum. Bilançolar bittikten sonra bir kar realizasyonu gelme potansiyelini düşünüyorum. Ve senin demin söylediğin gibi son çeyrekte hem ihracat hem de enflasyondan dolayı bir şekilde bilançolara negatif yansıma pozisyonu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu dönem evet belki 1.60'lara da gelebilir veya 1.65'lere gelebilir, bilemiyorum. Tabii o tamamen arz ve taleple alakalı ama ben
buradan sonra seçim rallisine kadar hisse senedinde bir pozisyon almak istemezdim. Zaten şöyleydi. Bugün de açıda söylediğimde biz %50 hisse senedinde %50 dolar ürünleriydi. İşte Eurobond olsun veya işte mevduat olsun. Biz şimdi mesela hisse senedinde pozisyonumuzu yavaş yavaş azaltıyoruz. Yani dolar bazında %15, %20'ye yakın bir para kazanıldı. Yani TL bazında %10-15'lere yakın, 20'lere yakın bir para kazanıldı. Bu da çok ciddi bir rakam. Yani biz portföy yönetim şirketleri olarak, fonlar olarak ciddi bir rakam. Yani siz bir hafta 10 günde, 15 günde bu paraları kazanıyorsunuz. Dolayısıyla evet, bilançolar çok iyi geliyor, şirketler çok ucuz. Ama şunu unutmamak lazım, çok ciddi problematik, çok ciddi problemli bir Eylül, Aralık sonuna geleceğiz. Ya yani bu dolar TL olsun, işte dünyadaki Fed olsun ve dolayısıyla burada hisse senedinde biraz para da kazanıldıysa biraz pozisyon azaltmakta fayda olur diye düşünüyorum. Evet, momentumdan işlem yapan birçok yatırımcı vardır, birçok fon vardır, yerli ve yabancı. Onlar da o momentumu kazandırıyorlar, sağlıyorlar. Ama bir yerden sonra tıkanma potansiyeli yüksek. O yüzden yukarı doğru gittikçe biraz pozisyon, hisse senedinde pozisyonu azaltmakta, kar realize etmekte fayda var. Evet, Turgay Özener, son grafikle istersen veda edelim. Sene başından bu yanayı birazdan göstereceğim ama son bir ayda yerel para birimleri cinsinden endeksleri sıraladığımızda BIST 30 %15'te 3. sırada, en çok kazandıranlar arasında. Banka. Evet, ve BIST 100'de 14.8, yani çok yakın. Sene başından bu yana baksak, İşte enflasyonun burada görüyoruz. %50.4 yerel para birimleri cinsinden sene başından bu yana getiri Borsa İstanbul 100 endeksi bir numara. Dünyadaki tüm endeksler arasında onun altını çizelim. Yani dolar bazlı yaptığımızda bakalım burada listede ilklerde çıkıyor muyuz? Burada pek görünmüyoruz aynen. burada görünmüyoruz ama yani yerel para birimleri cinsinden enflasyonun. Ama Barış, enflasyon işte. Evet, yani evet. Tamamen bunun karşılığı enflasyon. Yani bugün Türkiye'deki şirketler bütün fiyatları yansıttığınız zaman bu karlar çıkıyor tabii ki. Evet. Abi çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. İyi programlar. Ağzına size. Sağlık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Turgay Özener bizimleydi. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı. Bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam. Dakikayı sürdürüyoruz. Biraz iç piyasayı konuşacağız. Özellikle alışveriş merkezleriyle ilgili, çarşılarla ilgili son durum nasıl? Burada talepte herhangi bir yüksek fiyatlar nedeniyle bozulma var mı? Bunu değerlendireceğiz. Sayın Muhsin Özyıldırım, telefon attığımız olacak. Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Barış Beyciğim, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Şimdi Türkiye Alışveriş Merkezi ve Perakendeci Federasyonu Başkanı Sayın Ali Önder Özpamukçu'nun bir söylemi var. Burada diyor ki cirolar artıyor ama adet bazında azalma var. Yine alışveriş merkezleriyle, perakende sektörüyle konuştuğumuzda yerlilerin bu noktada talepte bir miktar zorlandığı ifade ediliyor. Hem gözlemlerinizi alayım hem sizin taraflı durum nasıl efendim? Alp Başkan'ın gözlemleri doğru. Biz de her ne kadar bu aylarda ortaya çıkmasa da önümüzdeki aylarda benzer bir düşüklük olacak. Özellikle adet bazında. Evet, pandemiden sonraki en güzel günleri yaşıyoruz aslında. Çünkü mevsim itibariyle gurbetçilerimizin dolu dolu olduğu ülkemizde, sahil beldelerinde, büyük şehirlerde, küçük ilçelerde olduğu, düğünlerin çok yoğun olduğu, misafirlerimizin de bolca dolaştığı bir dönem. O nedenle bu dönem itibariyle çarşılarımızda bir hareket yükselişi çok fazla. Çarşılarımızda ticaret de çok hareketli. Ancak şöyle bir şey gerçek var. Yine bu ticareti etkileyen bir başka neden de bildiğiniz gibi Temmuz ayında fiyatlarda ve asgari ücretteki artışlarında bir tesiri var tabiatıyla. Ancak bizim gözlediğimiz kadarıyla adet bazında satışlarımız pandemi öncesini henüz yakalayabilmiş değiliz.
Evet, para kasamıza giren para, hesabımıza giren para nominal değer itibariyle ikimizi belki daha fazla ama alım gücü itibariyle aynı şekilde değil. O nedenle biz çok iyi hesap etmek durumundayız. Özellikle Ekim-Kasım aylarında bazı tereddütlerimiz var piyasalarda. Ki bu iç piyasadaki daralma olacak kaygısı ve korkusu var. Umarım olmaz. Ancak gerçekten kar oranında da adet bazında da çarşılarımızda da bir daralma görüyoruz. Hele hele düğün alışverişlerinde gözlediğimiz enteresan bir şey var. Biraz ucuzuna, biraz uygun fiyatına kaçıyor müşterilerimiz. Yine o dolu dolu düğün alışverişleri yerine parça parça oluyor. Buna da şükür diyelim ama yani Ekim ve Kasım'dan sonrası nasıl olur biz de kestiremiyoruz açıkçası. Peki son olarak şunu sorayım Muhsin Bey izninizle. Az önce ifade ettiğim değerlendirmede de vardı Sayın Özpamukçu'nun. Yerli turistlerin olduğu merkezlerde sepetler biraz daha düşük, yabancı müşterilerin olduğu sepetler ağır diye. Çok tabii doğru. Tarihi çarşılar dediğimizde buraları yabancıların, turistlerin çok daha fazla ziyaret ettiğini görüyoruz. Orada kurun da geldiği seviyeler itibariyle böyle bir ortalama verseniz hani alışverişte yabancı oranı, yerli oranı ne durumda? Şimdi çok tespit çok bir yerinde ancak şöyle bizim tarihi çarşılarımız içerisinde turist çeken çarşılarımız, az çeken çarşılarımız, hiç çekemeyen çarşılarımız var. Şimdi bir İstanbul Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, Sultanahmet Çarşısı, işte yolcu gemilerin geldiği Kuşadası, İzmir ve benzerleri, Antalya, Alanya, oradaki tarihi çarşılarımız esnafı memnun tabiatıyla. Ama bir taraftan da şöyle bir memnuniyet var. Özellikle gurbetçilerimizin Anadolu'da akrabalarınla, yakınlarınla buluşma nedeniyle küçük il ve ilçelere bir yönelişi var. Düğünlere iştirakı var. Orada da öyle bir iyilik var. Yine Anadolu'nun işlerinde sadece sahil beldeleri değil, turistik mekanlarımız var. Oralara da çok yerli yabancı misafirlerimiz var. Bunlar olumlu şeyler ama olumlu olmayan işte demin söylediğim gibi Barış Beyciğim adet bazında bir düşme bizde de hafif hafif fark ediliyor. Önümüzdeki aylarda daha fazla olabileceğini hesap ediyoruz. Bir de topladığımız ciroların nominal değeriyle alım gücü değeri arasında maalesef bir fark var. Yani o kadar ki bazı esnafımız için eriyor. Belki de farkında değil. Yani çark dönüyor mu dönüyor, para kazanıyor muyuz Allah bilir. Peki Muhsin Beyciğim çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ağzınıza sağlık. Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım bizlerleydi. Kendi değerlendirmesini aktardı. Bir başka meseleyi ele alacağız bu bölümde. Komisyonlarla ilgili lokantalardan paket serviste komisyona bir tepki var. Bu geçtiğimiz yıllarda da yine tartışılmıştı. Çokça gündeme gelmişti. Şimdi bir kez de anladığımız kadarıyla böyle bir sorun var. Sayın Sait Karabağlı, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı telefon attığımızda. Sait Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Barış Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Bilmeyenler için çok kısaca meseleyi özetleyip hızlıca isterseniz talebinize ve şikayetinize geçelim. Buyurun. Efendim çok teşekkür ederim böyle bir hassas konuyu gündeme aldığınız için saygılarımı sunuyorum. Efendim uzun zamandan bu yana bu bir sıkıntıydı, devam ediyordu. Bazı çözümler üretmeye çalıştık ancak netice alamadık. Komisyonların makul bir seviyeye çekilmesi yönünde ısrarlarımız oldu. Fakat orada da başarılı olamadık. Kendi kartımızı kendimiz çıkaralım dedik mali sorunlar yüzünden. Onu da çıkaramadık. Çünkü bu sistemler o kadar karlı ve cazip hale geldi ki uluslararası büyük şirketler bile bu sektöre kaymaya başladı. Şimdi efendim bu daralan ekonomik piyasada bizler %5 ile 10 ile karla çalışırken birçok yer hiç kar etmeden çalışırken bunlar bazı ek ödemeler koyarak %18-19 civarında fatura altı bir maliyet yaratıyorlar bizler. Dolayısıyla bu sistemi de cazip hale getirmek için kullanıcıya bizden aldıkları komisyonların veya Joker indirimden aldıkları komisyonların bir kısmını %20-25 gibi oranlarda sisteme dahil etmek için kullanıcıya bir çözüm üretmişler.
Evet. Dolayısıyla kullanıcı bu sistemi telefonla indirdikten sonra üst kattaki komşumuz dahi bu sistem üzerinden bize sipariş veriyor. Bu büyük bir sıkıntı yaratıyor. Biz yemek kartlarında da büyük mücadele verdik. Onu bir yönetmenlikle bir karara bağlattırdık. Aslında o yönetmenin içerisinde online sipariş sistemleri ve servis içi hizmet veren kurumlar da var. Ancak bu maddeye de uymuyorlar. Bu bizi bağlamıyor diyorlar. Oysa ki yönetmenlik açık. Dolayısıyla defalarca kendileriyle görüşmek istedim. Bizlere tereddüt edip randevu bile vermiyorlardı. Bu sıkıntıyı çözmemizin tek yolu konsensüs içerisinde tüm Türkiye genelinde 130 bin iş yerimiz var. Bunların çoğunluğu bu sistemin içerisinde. Bir günlük, iki günlük bir iştar kapanışı, sistemi kapatmak suretiyle yapacağız. Eğer yine de başaramazsak, sonuç alamazsak tamamen işletmelerimizden bu sistemi kaldıracağız. Çünkü bizim müşterimizi, bizi pazarlayan bir sistem bu. Sayın yani Bey, bir şey soracağım. Bunu biz geçmişte de ben bu tartışma çok net hatırlıyorum. Yine benzer bir şikayet vardı. Hatta bazı bu tip aracılık hizmetini veren online firmaların yöneticileri de bu iddiaları kabul etmediklerini, böyle sosyal medyada falan yazdıklarını ben çok net okuduğumu hatırlıyorum. Geçmişte o tartışmanın üstüne hala bu nasıl devam ediyor onu merak ediyorum açıkçası. Yemek kartları vardı efendim. Yemek kartlarında o sorunu çözdük. Hı hı. Ancak online sipariş sistemlerinde bu sorunlarımız devam ediyor. Şimdi biz belge ve donelerle konuşuyoruz. Biz rastgele konuşmuyoruz. Malumunuz kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir kurumun başındayız. Evet. Belgesi olmayan bir iddiada bulunmamız ne bize yakışır ne de doğru olur. Dolayısıyla biz hiç kimsenin ekmeğiyle de oynamak istemiyoruz. Yatırım yapmışlar, istihdam yaratıyorlar. Ancak bir hakkaniyet içerisinde bunun yürütülmesi lazım. Bizim üzerimizden kazancı revize etmeleri, en azından makul bir seviyeye çekmeleri, bize dokunmayacak, bize sarsmayacak bir pozisyonda olmaları lazım. Bir üyemin bana yazdığı mektubu, yazdığı şikayet dilekçesini aynen kısaca arz edeyim size. Başkanım diyor, ben dükkanımda kar etmezken bu ay bu sistemlerin birisinin adını vererek söylüyor, 37 bin TL komisyon ödedim diyor. Evet. Yani dolayısıyla bu ödenen komisyonlar maliyet üzerinden fiyatlara yansıtıldıysa bu sefer müşteri kaybına uğruyoruz. Zaten sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Efendim ekonomik de bir dar boğazdan geçiyoruz. Ürün tedarik ettiğimiz ürünler her geçen gün farklı fiyatlara bugünlerde yerine oturmuş olsa da yine farklılıklar arz ediyor. Dolayısıyla fiyatlarımızı bu da yükseltmemize neden oluyor. Böyle bir sistem olmaz, olamaz. Bakın uluslararası zincir restoranlara bu zat-ı muhteremler 4-5 komisyonla çalışıyorlar. Evet, orada bir fark yani anladığım evet, kadarıyla Şahit Bey. Efendim, uluslararası zincir restoranların oranı, evet. Ben de notlarıma bakıyorum, %6'lar, 7'ler. Efendim, ama bu küçük esnafta %30'a kadar mı çıkıyor? Efendim %18 normal sipariş, eğer o kurye ile sipariş varsa 40-45-50 arasında. Yüzdeden bahsediyorum ve bu aylık ödemeler. Bunlar kendi içinde oluşturdukları online sistem üzerinden de müşteriden paramızı peşin alıyorlar. Ve komisyonlar artarsa bize bir ay sonra gönderiyor, artmıyorsa bizim paramızı peşin olarak bloke ediyorlar. Bize de 15-30 günlük periyotlarda ödüyorlar. Orada da ayrıca bir rantiye içerisindeler. Dolayısıyla bunun revize edilmesi lazım. Bu kez son kez kararlıyız. Kurullarımızda aldığımız kararlarla odalarımız 104 oda bağlı efendim federasyonumuza. Barış Bey mutlaka ve mutlaka bunu bir sisteme oturtmamız lazım. İlgili kurumlar, ilgili şeyler dikkatini çekmeye başladı. Efendim buna bir çözüm üretmemiz lazım. Biz yine bir konsensüsten yanayız. Hiçbir işletmenin kapanmasını istemiyoruz. Biz esnafız çünkü. Alın teri ile çalışıyoruz. Emekle çalışıyoruz. Kimsenin emeğinde de gözümüz yok. Ancak makul bir seviyeye çekilmesi hem onları hem bizi memnun edecek. Müşterimiz de memnun edecek. Bazı işletmeler istemese de bu dediği komisyonu fiyatların üzerine maliyet olarak koyuyor. Evet. Bu sefer %20, 18-20 gibi bir pahalıya siz tüketici olarak yemek yemek zorunda kalıyorsunuz. Peki. Birkaç kişi bunun günlük haftalık jokerinden faydalanıyor. O jokeri de haftada iki defa uygulamak zorunluluğunu yazıyor sözleşmeye.
Yani %50 indirim yapacaksın haftada diyor. Hoca kör günlerinde de sabah 9'dan itibaren telefonlarımız çalmaya başlıyor. Ucuz yemek yesin diye. Ama biz büyükleri üzerimizden atarsak halkımıza daha ucuz, daha kaliteli yemek vermenin, yedirmenin peşindeyiz. Bizim piyasamız oldukça daraldı çünkü. Peki. Sait Bey, teşekkür ederiz. Biz de görüşlerinizi dile getirmeniz için size sorduk. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyorum. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Sait Karabağlı bizlerleydi. Bu paket serviste komisyona ilişkin tepkilerini ve taleplerini dile getirdi. Bilanço sezonu Borsa İstanbul üst üste rekor kırmaya devam ediyor. TL bazlı ve banka bilançoları da genelde iyi geliyor. Bugün gelen iki bilanço Vakıfbank ve İş Bankası için araştırma bölümümüzden sevgili Kutay'a döneceğim. Bakalım Vakıfbank'la sanırım başlayacak Kutay. Notlarında evet. Neler var? İyi akşamlar. Öncelikle Vakıfbank'a bakarsak Vakıfbank'ta piyasa beklentisi 6.6 milyar TL net dönem kârı elde etmesi bekleniyordu. Vakıfbank'ın açıkladığı kâr 7.02 milyar TL ile piyasa beklentilerinin üzerinde 2022 yılının ikinci çeyreğinde Vakıfbank'ın net dönem kârı elde ettiğini görüyoruz. Böylece bankanın bu 7.02 milyarlık ikinci çeyrek kârı ile birlikte yılın ilk 6 ayındaki kârı 10 milyar TL'ye çıktığını görmekteyiz. Böylece burada da %610'luk bir artış gerçekleştiğini hatırlatalım. Tabii burada işte dediğimiz gibi bir önceki yılın ilk yarısında 1.4 milyar TL banka net dönem kârı elde etmişti. Tabii burada banka bu çeyrekte 2 milyar TL ilave serbest karşılık ayırdığını da bir not olarak aktarmakta fayda var. Böylece bankanın toplam serbest karşılıklarının da 4 milyar TL seviyesine çıktığını söyleyelim. Bu kar rakamlarıyla birlikte Vakıfbank'ın 2022 yılı ilk çeyreğinde %18.9 olan ortalama öz kaynak karlılığı bu çeyrekte 17 puanlık iyileşmeyle birlikte %36 seviyesine çıktığını söylemiş olalım. Serbest karşılıklar hariç bir şekilde öz kaynak karlılığına bakarsak orada da rakam %46.3 seviyesinde gerçekleştiğini söylemiş olalım. Şimdi bu kar rakamlarının altında bilançonun detaylarına inmek gerekirse krediler tarafına bakıyorum. Krediler tarafında artış çeyreklik bazda %13 ile yılbaşındaki beklentilere paralel bir seviyede gerçekleşti. Diğer taraftan TL krediler %16 ile sektöre benzer bir şekilde büyürken yabancı para krediler nezdine bakarsak orada da yine yılbaşındakilere paralel tahminlere paralel %5 oranında daraldığını hatırlatmış olalım. Tabii burada bankanın bilançolarının yine detaylarına inmek gerekirse baktığımızda bankanın bu çeyrekte güçlü net faiz marjı performansının öne çıktığını görmekteyiz. Geçen yıl %2.8 olan net faiz marjı bu yılın ilk yarısında 220 bas puan artışla %5 seviyesine çıktığını söyleyelim. Swap maliyetleri dahil edilmemiş net faiz marjı ise ikinci çeyrekte %5.6 seviyesinde gerçekleşti. Çeyrek özelinde dikkat çeken gelişmelerden biri de swap maliyetleri dahil edilmemiş net faiz marjı olduğunu da söyleyelim. Banka yılın ilk yarısında net faiz marjı 2021 yılındaki %1.76 seviyesinden 291 bas puanlık bir artışla %4.67 seviyesine yükselmiş oldu. Bankaların tabii bu dönemde merak edilen notlarından biri TÜFE endeksi tahvil kağıtları, TÜFE endeksi menkul kıymetler. Bu tarafa baktığımızda TÜFE endeksi kağıtların öz kaynakları oranı Vakıfbank nezdinde %120 oranında gerçekleşti. Bu TÜFE endeksi menkul kıymetlerin büyüklüğüne bakarsak ikinci çeyrekte 97 milyar TL seviyesinde oldu. Buradan elde edilen gelir ise 12.7 milyar TL olarak açıklandığını paylaşmış olalım. Ücret komisyonlara bakarsak, ücret komisyonlar tarafında gelir büyümesi bu tarafta devam etti. Yıllık ücret komisyon büyümesi %114, çeyreksel bazda ise %37.2 oranında arttığını hatırlatalım. Diğer taraftan bankanın yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar 383 milyon TL net ücret komisyon geliri elde ettiğini de söyleyelim. Gelirlerin tabii dağılımına bakarsak en büyük kısmı nakdi kredilerden ve bir diğer ikinci en büyük kısmı ise ödeme sistemlerinden sağlanmış olduğunu da hatırlatalım. Tabii burada
Bankanın kur korumalı ve döviz endeksi mevduatlarına bakarsak 129 milyar TL seviyesine çıktı. Sermaye rasyolarını irdelediğimizde ise bankanın sermaye rasyoları bu çeyrekte sermaye yeterlilik rasyosu %17.50 seviyesindeydi bir önceki çeyrekte. Şimdi bu yılın ikinci çeyreğinde %15.55 seviyesinde paylaşıldı. Ana sermaye rasyosu %13.68, çekirdek sermaye rasyosu ise %11.39 36 seviyesinde gerçekleştiğini söyleyeyim. Tabii banka yönetimi yılbaşındaki beklentilerinin bazılarını revize ettiğini gördük. Burada banka yönetiminin beklentilerine bakarsak ortalama öz kaynak karlılığı rasyosundaki %18 ila 19 seviyelerindeki beklentisi ilk yarı yıl rasyosuna paralel olduğunu, net faiz marjındaki yıllık 75 ila 100 bas puanlık artış beklentisi ilk yarı rasyosuna yine paralel olduğunu, net ücret komisyon geliri net ücret komisyon gelirindeki artış ilk yarıdaki yıllık artış oranının hafif altında olduğunu, son olarak ise net risk maliyet rasyosunun 150 bas puanlık beklentisi ilk yarı rasyosuna paralel olduğunu da hatırlatalım. Vakıfbank'ın finansallarını bu şekilde özetleyebiliriz 2022 yılının ikinci çeyreğine dair. Yani piyasa beklentisinin özetle üzerinde bir kâra işaret etti 7,02 milyar TL ile. Şimdi sevgili Kutay, bu akşam özel bankamız İş Bankası'nın da ikinci çeyrek bilançosunu karşıladık. 14,5 milyar TL'nin üzerinde bir bilanço, bir kar rakamıyla karşı karşıyayız. İş Bankası tarafındaki detayları senden alalım. İş Bankası tarafında da piyasa beklentilerinin üzerinde bir net dönem karı elde ettiğini gördük. Bankaya baktığımda konsolide olmayan kar zarar tablosunu paylaşırsak 14.5 milyar TL'lik piyasa beklentilerinin üzerinde, piyasa beklentisi de burada 14.2 milyar TL seviyesindeydi. Beklentilerin üzerinde kar açıkladı. Bu karla birlikte cari dönemde, yani yılın ilk 6 ayında 22.97 milyar TL İş Bankası'nın net dönem karı elde ettiğini görüyoruz. Mesela bir önceki dönem, yani geçen yılın ilk 6 ayında 4.05 milyar TL idi. Yani baktığımızda neredeyse 5 katından fazla artan bir 6 aylıklarda net dönem karı elde edildiğini görüyoruz. Çeyreksel bazda bakarsak, çeyreksel bazda da 7 katına çıkan bir karlılıkla karşı karşıya olduğumuzu söyleyelim, kabaca bu rakamları aktarmak gerekirse. Bankanın net faiz gelirlerine baktığımda burada faiz gelirleri bankanın bu çeyrekte baktığımızda rakam itibariyle hemen buradan detaylarını söyleyeyim. 3 aylıklarda 29.2 milyar TL'lik faiz geliri elde etti. Faiz gideri 10.3 milyar TL olurken cari dönemde, yani yılın ilk 3 ayında 18.9 milyar TL'lik bir 3 aylık net faiz geliri elde ettiğini görüyoruz. Net ücret komisyon gelirleri 3.8 milyar TL oldu. Geçen yılın örneğin ikinci çeyreğinde bankanın net ücret komisyon gelirleri 1.7 milyar TL seviyesindeydi. Net faiz gelirleri ise 6.6 milyar TL seviyesindeydi. Yani net faiz gelirleri neredeyse 3 kat, net ücret komisyon gelirleri ise 2 katından fazla artış gösterdiğini söyleyelim. Ticari karına baktığımızda geçen yıl 3 milyar TL civarında zarar varken şimdi 539 milyon TL'lik bir kar elde edildiğini görmekteyiz orada. Burada kambiyo işlemlerinde de bir geçen yıla göre biraz daha azalma gerçekleştiğini hatırlatmış olalım. İş Bankası nezdinde 2022 yıl sonuna dair banka beklentilerini de paylaştı. Burada bir önceki rakam TL kredi büyümesi %25'in üzerinde olması beklenirken şimdi güncellenen rakam yaklaşık %45'lere tekabül ediyor. TL mevduat büyümesi %35'in üzerinde beklenirken şimdi yaklaşık %60 civarında bir tablo. Ortalama maddi öz kaynak karlılığı %20 üzeri beklenirken %40 üzerine çıkarken net faiz marjı swap maliyetlerine göre düzeltilmiş %3.8'lerden %5 tarafına revize edildiğini, takipteki krediler oranı ise %5'ten aşağı beklenirken şimdi %4'ten aşağı tahmin ediliyor. Net kredi risk maliyeti ise 150 bas puanın altında beklenirken şimdi 125 bas puanın altında tahmin ediliyor. Yani yıl sonu beklentilerinde de birçok kalemde pozitif yönlü güncellemeler İş Bankası tarafında paylaşıldı. Yani bankanın karlılığına bakarsak burada 14.5 milyar TL ile piyasa beklentilerinin üzerinde İş Bankası'nda bir ikinci çeyrek karı elde edildiğini görüyoruz Barış Esen. Sevgili Kutay, çok teşekkürler. Bilançoları takip ediyoruz. Borsa İstanbul'daki tabii rekorları da
bir taraftan takip ediyoruz. 2795 bugün %1.6'lık hareketle TL bazlı borsa rekor kırmaya devam ediyor. Dolar bazlı da yukarı gidiyor. Hedef 1.70 diyenler var. Orayı da takip edeceğiz. Araştırma bölümünde izleyeceğiz. Çok teşekkür ederim bir kez daha aktardıkların için. Bu arada Petkim'in de 2021'in karından kar payı dağıtılmamasını önerdiği kapa düştü, onu hatırlatalım. Buradan bir uzak doğuya uzanalım. Programı yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çin tarafına bakacağız. Çin-Tayvan meselesini konuştuk. Çin'in Tayvan çevresinde tatbikatı, askeri tatbikatı devam ediyor. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ziyaretinin ardından bir de Çin'in ekonomik verileri. Burada Temmuz ayı verileri elimizde. Çin'in ihracat rakamları, ayrıntılarına bir göz atalım. Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre Temmuz'da ihracat %18 artışla 333 milyar dolara, ithalatta %2.3 yükselişle 231.7 milyar dolara çıktı. İhracat Haziran'daki %17.9'luk artışın ardından beklentilerin üzerinde artarken ithalat beklentilerin altında kaldı. Dış ticaret fazlası Temmuz'da 101.26 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu dönemde Çin'in dış ticaretindeki en büyük payını Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Avrupa Birliği Ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri oluşturdu. Çin'in Ukrayna Savaşı'nın ardından Batı'nın ekonomik yaptırımlarıyla karşılaşan Rusya ile ticareti Temmuz'da da artmaya devam etti. Çin'in Rusya ihracatı yıllık bazda %22.2 artarken Rusya'dan ithalatı %49.3 artış gösterdi. İhracattaki artış ivmesinin sürmesi, Çin ekonomisinin COVID-19 salgınlarının ardından toparlanmaya geçtiğine dair umutları artırırken, ithalattaki durgunluksa olumsuz etkilerin hala atlatılamadığına dair endişeleri gündeme getirdi. 60 dakikanın sonuna geldik. 21 ve 22'de görüşmek üzere.